Bütün kirli çamaşırların teker teker ortaya döküldü yarın. Estiler, gürlediler. Hatta şu güzelim saçlarına dalıp durdular. Ama artık sırrım kalmadı. Yıkılmadın. Fırtınalara karşı tek başına göğüs gerdin. Şimdi başından def etmen gereken tek bir bela kaldı. Harun. İnşallah o da bu olaylardan sonra yüzüğü bırakıp gider ve her şey temize çekilir. Ben olsam bu gördüklerimden sonra bile yine benimle evlenmeyi düşünür müydü? Allah düşünürdüm. Hem eğlenceli, hem güzel, hem de zeki bir kız. Gerçi erkekler zeki kızları sevmezler. Ama bu manyağın sağ solu belli olmaz. Allah'ım inşallah Harun denilen psikopat vazgeçmiş olur ya. Kız, alan delisi. Kendine mi konuşuyorsun? Hayırdır? Giyinmişsin, süslenmişsin. Bu odada çıkabileceğini mi zannediyorsun yoksa? Anne, son zamanlarda yaşadığımız olaylar beni çok yordu ve kötü etkiledi. Biraz hava alıp düşünmek istiyorum. Yani kafamı sıfırlamam lazım. Bana bak. Evlat mevlat dinlemem, senin hayatını sıfırlarım, anladın mı? Öldürürüm seni. Anne, canım acıyor. Sen bu odadan dışarıya çıkamazsın. Senin sokaklarda başıboş gezmen bu toplum için hayırlı bir şey değil. İnsanlık hazır değil kızım buna. Bak durduk yere sinirlendirdin beni gene. İyi insan da lafının üstünü aramış. Hayır anne, biz diyoruz ki iten çomağı hazırla. Kız, kes sesini, soluğunu duymayacağım. Alo, oğlum nasılsın? Söyle annem. Handan Hanım, merhaba. Merhaba. Hanım gelsin yüzünü. Eğer müsaitseniz akşam size gelmek istiyorum. Düşündüm, taşındım, kararımı verdim. Ha, düşündün mü? Oğlum, böyle meseleler aceleye gelmez ama sen keşke biraz daha düşünseydin. Ha annem, düşün, sen biraz daha düşün. Yok efendim. Ben yeterince düşündüm. Kararım kesin. Eğer müsaitseniz akşam bir uğramak istiyorum. Akşam? Bu akşam? Oğlum bari yarına kadar düşünseydin. Yarına da kalsa kararım değişmeyecek. Anladım oğlum. Anladım. Tamam o zaman sen en iyisi buyur gel bu akşam. Bu kadar çabuk karar verdiyse kesin seninle evlenmekten vazgeçti. Evlenmiyorum diyecek. Allah'ım inşallah öyle der anne. Yansıza bak, yüzüze bak kız, öldürürüm seni. Evlat katili olurum, elimde kalırsın. Kız bak ne yapacaksın, ne edeceksin? Bu çocuğun nikahtan vazgeçmemesini sağlayacaksın. Şimdi ara, tatlı dilli, kibar kibar konuş, gönlünü al çocuğun, hadi. Ben kessen onu arayıp yalvarmam anne. Ha. Yani 80 yaşındaki dedeyle evlenmeye razıyım diyorsun öyle mi? Yavaş. Ya biz hangi devirde yaşıyoruz anne? Kızım sen Nasuh dedenin reyan ettiklerini unuttun herhalde. Hadi onun bir sevdiği vardı, attı atının terkesine, kaçırdı. Seni kim kurtaracak? Acaba bizim bilmediğimiz bir beyaz atlı prensi mi var senin? Kimi kurtaracak? Ya Harun bu olaylardan sonra benimle evlenmek istemez ki. Bak işte onu tam doğru söyledin. Senin istenecek bir tarafın kalmadı. Ama sen kendini istettireceksin. Bak yarın. Ya şimdi bu çocuğu arar, ikna edersin. Ya da sonuçlarına razı olursun. Aferin, böyle yola gel işte. İnşallah yolda öyle bir kaza yaparsın ki dünyanın sonuna gidersin inşallah. Yok oğlum yok, o öyle demek istemedi. Şaka yaptı, şaka yaptı. Alınma sen sakın, tamam mı güzel oğlum? Heh, tamam hadi bu akşam bekliyoruz oğlum. Bekliyoruz, haydi. Yarın sen benim kim olduğumu biliyorsun değil mi? Ha? Bak bak bana, bak bana.
Handan şad oluyorum ben. Ne yapıp edip senin bu oğlanla evlenmeni sağlayacağım. Duydun mu beni? Gör bak, gör. Allah'ım manyağı. Ben de yani şad oluyorum. Dizimiz hakkında merak ettiklerinizi Hercai'nin YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.